Gitme, gitme. Gidiyorum, rahat et işte. Çok ararsınız beni, çok. Kapan! Dudu, Dudu gitmemeliydi, Dudu. İşte şimdi her şey anlaşıldı. Sen hiç merak etme babacığım. Ben hemen annemi alır getiririm, olur mu? Ama ne olur ağlama artık. Sağ ol Betüş'cüğüm. Affet kızım. Bu kadar işinin arasında bir de biz başına dert oluyoruz. Hiç öyle şey olur mu? Siz benim ailemsiniz. Ve hayatımdaki her şeyden daha önemlisiniz. Hoşça kal. Ne olur üzülme babacığım. Tabii ki. Efendim. Aa öyle mi? Hemen içeri alırım. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Canım benim. Bu ne güzel sürpriz böyle. Sağ ol hayatım. İyi misin sen? Umur Bey odasında mı? Odasında. Ha, hatta annen geldi. Birlikteler. Tahmin etmiştim zaten. Bana bak, bir şey mi oldu? Neyi tahmin etmiştin? Pek anlayamadım. Anlatır mısın bana? Biraz sonra anlatırım canım. Ama önce gidip annemi çıkartmam lazım. Hayatım ne oldu? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dur ben de geliyorum. Çilek, duymadın mı hala? İşte şimdi duydum. Eline sağlık Firuze abla, çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun çocuklar. Bence en çok Çilek'e afiyet olsun. Yani bütün yemekleri o yedi. Ne yapayım, çok acıkmıştım. Şişko patates, yarım kilo domates. Abi alay etme. Şişko patates, yarım kilo domates. Abi alay etme diyorum, çok kızıyorum. Kızsan ne yaparsın ha patates? Görürsün. Al bakalım. Sen mi vurdun sandalyenin ayağına Çilek? Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Şişko patates, çilli şişko patates. Lapacı işte lapacı. Hiç de değil. Öylesin abi, niye kabul etmiyorsun? Eyvah, Tuğçe geldi. Bakın size söylüyorum. Eğer onun yanında bana lapacı derseniz ikiniz de sonra görüşürüz ona göre. Aman çok korktuk. Hoş geldin Tuğçe'cim, geç içeri. Niye gülüyorsun Firuze abla? Hiç, Çilek Cem'e çok komik şeyler söylüyor da ondan. Ne diyor? La hiç saçma sapan şeyler işte. Gel biz odama çıkalım. Bir saniye bekleyebilir misin? Bakın, eğer onun yanında bana lapacı derseniz tatile gidiyor diye moralim bozuk, sinirimi sizden çıkarım. Bir de frambuaz dondurma alabilir miyim lütfen? Hay. Üzerine çikolata sosuyla dövülmüş fındık da ister misiniz? Tavsiye ederim, çok güzel oluyor. İyi olur. Hemen getiriyorum. Acaba çikolata sosu, dövülmüş fındıklı bir dondurma da ben alabilir miyim? Avni? Hayırdır kocacığım, senin ne işin var burada? Yıllardır seni ilk defa dışarıda görüyorum. Karımı ziyaret edeyim dedim ama yakışıklılarına haşır neşir olmaktan benim gelişimi bile fark etmedin. Aa, kıskandın mı ayol? Aşk olsun, işimi yapıyorum şurada Avni. Elin adamlarına gülerek mi iş yaparsın sen? Sen çalışmayı unuttun herhalde. Ne kadar güler yüzlü olursan o kadar çok müşteri gelir. Peki öyle olsun. Peki patronun çeperi nerede? Küçük peri geldi, beraber dışarı çıktılar. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Suzan, demek sen dükkanda çalışa çalışa onlarla beraber ola ola perilere inanmaya başladın. Tabii. Hatta biliyor musun? Gel şöyle, gel. Bu kafenin sadece perilere hizmet eden bir kafe olduğunu da öğrendim. Bak, mesela şu masadakileri görüyor musun? Onlar. Şu masadakiler ve hatta demin beni kıskandığın şu yakışıklı adam var ya, hepsi peri Avni. İnanmıyorum. Sahi mi? Tabii ki sahi değil Avni. Bak böyle havalı al. Bari şuraya gelip peri meri diye zırvalama Allah aşkına ya. Beni duyacak, rezil olacak. Bütün kariyerim bitecek. Beni kendi durumuna düşüreceksin. Ondan sonra el alemin gözünde itibarım beş parmak olacak.
Ya sen eve gidip perilere falan baksana. Ne gelip benim burada kafamı ütülüyorsun? Evde bütün gün başımı şişirdin, yeter zaten. Bırak da şurada huzurlu huzurlu çalışayım be. Aa, öyle mi? Öyle mi? Peki Suzan Hanım, siz bana böyle davrandığınız sürece ben de perilere bakacağım işte. Onlara bakmayayım da kimlere bakayım? Ben eve gidiyorum. Güle güle. Sizin bir dondurma vardı değil mi soslusunda? Geliyor. Beni rahat bırakın. Artık kararımı verdim. Ben Umur'la yaşayacağım, tamam mı? Anneciğim bak şimdi sinirlisin. Yani seni anlıyorum. Ama git bir eve sakinle, şöyle güzel güzel düşün. Eğer o zaman da kararın aynı olursa söz veriyorum seni rahat bırakacağım. Betüş, annene neden bu kadar eve dönmesi için ısrar ediyorsun? Sanki evde bir bekleyeni var. Ama ne? Tabii ki var, kızı var yani. Yalnız başına yaşayacak değil. Ya kazık kadar kız başının çaresine bakar. Yokum artık hayatında. Eda Hanım rahat etsin. İstediği gibi yaşasın bakalım. Ah, gel Hatta, gel. Oh, bir adam. Nereye gidiyorsun hayatım? Ya baksana anneme, çocuk gibi yani hiç laf dinlemiyor. Ne diyeceğimi şaşırdım ben de. Neyse, ben de seninle geleyim kız. Yok, hayır. Biraz yalnız kalayım, kafamı dinleyeyim. İyi, olur mu canım? Can, tamam, hadi canım. Üzme kendini. Sen bilirsin, evde görüşürüz. Sağlık. Şu karına mukayyet ol. Annene çocuk gibi eve dönmesi için baskı yapmasın. Bak, kocaman kadın, olgun kadın içeride hüngür hüngür ağlıyor. Yazık değil mi ona? Asıl siz aklınıza mukayyet olun Umur Bey. Aa. Yani evli olmadığınız halde kayınvalideme eve dön diyeceğiniz yerde sizinle kalıyor diye göbek atıyorsunuz. Üstelik o hanım benim kayınvalidem. Yazıklar olsun size. Ben istifa ediyorum patron. Ne? Gelmiyor işte. Eve dönmüyor Dudu. Gitti. Bizi bırakıp o kart zamparaya kaçtı. Olan biten her şey bahane. Zaten aklında hep bu vardı. Hep bu vardı. Aa! Aa Taceddin! Ne oldu Taceddin? Niye ağlıyorsun sen? Anlatsana. Gel Perihan, gel. Allah aşkına dinle. Çok dertliyim bugün. Çok, çok dertliyim. Çok güzel bir servisiniz var. Mutfağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Ne? Ver. Aa, hoş geldin Eda. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne hamdolsun. Kardeşim yok mu? Ha, dışarı kadar çıktı. Buyursanıza. Edacığım bence buyuralım. Burada her şey beleş çünkü. Yer içeriz. Eve gidip ne yapacağız şimdi? Geç. Geçin, geçin. Bakıyorum da Dudu Hanım dolaşmanıza pek bir şey söylemiyor herhalde. Yani tam olarak öyle sayılmaz. Annemin haberi olmadan dışarı çıktım. Arkadaşlarımla buluşuyorum dedim. Ya gör halimizi gör. Kaç yaşına geldik? Hala hanımefendiden gizli saklı yalan dolanla buluşuyoruz ya. Aman üzülmeyin çocuklar. Biz de vaktiyle anneyle öyle buluşurduk. Evlenince hepsi unutulur canım. Hmm. Ay ne diyorum biliyor musunuz? Ne diyorsun? Hazır şu kafe tenhayken birer kahve yapalım da içelim. İçimden geldi. Sıfa bakacağım. Hadi. Gitti Perihan. Dudu çekti gitti. Hay Allah. Şu Eda'nın açtığı işlere bak. Eda'nın da bir suçu yok ki Perihan. İnsan kızına kızdı diye başka adama kaçar mı hiç? Kaçar mı? Aslında haklısın tabii Taceddin'cim ama sen Dudu'yu bilmez misin? O gözleri dönünce ne yaptığını, ne söylediğini bilir mi? Biraz sakinleşsin. Aklı başına gelsin, sana geri döner. Hiç merak etme hayatım. Hiç sanmam Perihan. Bu defa çok kararlıydı. Hem baksana Betüş de onunla konuşmaya diye gitti. Saatler oldu dönmedi. Kesin gelmeyeceğim diye inat ediyordur. Ay böyle ezbere konuşma Taceddin. Gidip aynadan bakalım. Betüş nerede, ne yapıyor hemen öğreniriz. Aa, Betüş hakikaten Dudu'nun yanında değil. Oturmuş bir bulutun üzerine kara kara düşünüyor. Ben sana demedim mi? Dudu'yu ikna edemedi besbelli. Kızcağız çaresiz çaresiz ne yapacağım diye düşünmüyorsa ne olayım? Seslenelim de gelsin. Her şeyi anlatsın bize değil mi? Betüş.